kapanması, terleme, erkekte ve kadında cinsel fonksiyon sırasındaki ejekülasyon dediğimiz, yani erkekte boşanma, kadında vajinal sınırları sağlanması, bunları sağlayan sistem parasempatik sistem deniyor. Sempatik sistemde tümüyle bunun tam tersi olan daha çok kurulaya olacak, biraz daha parasempatik biraz gelişiyorsunuz çünkü sıvı kaybı da var, biraz hani rahatlatıcı bir sistem. Sempatik de daha uyarıcı ilaçlar alanların daha çok içinde bulunduğu, o uyarılmış ve biraz tetik olan sistem. İşte sempatik aktivasyonu var. Aslında parasempatik tetik aktivasyonu. Yani dolaylı olarak sempatik sistemi yükselten bir etkisi var. Güzel davranışının. Bu etkilerden bir tanesi de niye güzel davranış deniyor? Özütünü göz bebeğinizi davranırsanız göz bebeği büyüyor. Bir dirazisi oluşuyor. Tersi kadınların, yani bir lankalarını hala biliyorsunuz, gözleri çok güzel diye geçer. Göz bebeklerin büyüklüğü yüzünden helenistik bir anı özellikle onlara benzemek için bu güzel davranışının, atropa belladonanın özütü kadınlar tarafından gözler davranılmış ki tersi kadınlar gibi gözüksünler de. Bunu biliyor muyuz? Dijital kod buraya yüksek kod diye geçiyor. Gerçekten yükseğe benziyor. Bunun İngilizce Fox Glow diye geçiyor. Tilki Edwin'in gibi. İlginç bir ismi var. Bu ilacın etkisi arkadaşlar kalbin kalp kasını güçlendirici bir etkisi var. Dijital diye geçiyor. Digoxin diye ilaç duyduysanız ya, yani dijitoxin. Bunun kökeni bu ilaç. Büyük ihtimalle böyle genelde insanların annesi, babaannesi kullanır. Dedesi kullanır. İnsanların kendisi çok fazla kulağında söylediği duyduğu bir ilaç değil. Böyle bir ilacımız da mevcutluğunu okuyun. İlk başta göstermiştik. Afyon. Bu da çok ciddi bir anestezik etkiye sahip olan bir ilaç. Ama ilk anestezik etkiye sahip olan dünya tıbbında okuyun bir başka bir türevden gelen eter. Hatta bizim de şöyle bir Türk olarak her şeyi bir Türkçeleştirme eğilimimiz var. Mesela şimdi Balçova'da Balçova'da Arma'da Agamemnon kaplıcısı var. İşte rivayete göre Troya Savaşı'ndan sonra Agamemnon savaşçı askerlerini oraya getirip oradaki kaplıcını tedavi ettirmiş. Ben Balçova'da çalışıyorum 112'de. Bana çok mantıklı gelmedi, ben araştırdım. Yurt dışından edindiğim kaynaklardan bir tanesini de buldum ve sonra başka bir Türkçe kaynakta da pekiştirdim. Şimdi o Agamemnon, o Agamemnon değil yani. Tanrı'nın girişine şu an öncesi var. Atif değiştirmezler. Fakat oradaki, yani şimdi düşünün, göbek kaplıcısı varken adam niye kalkıp daha Troya'dan daha kaç mil gelsin de şey yapar İzmir'e. Zaten Strabon'u da geçmiyor. Strabon çok sonra olan bir Amasyalı coğrafyacı ama hiçbir şekilde kalkıp orada. İşte bu kaplıcağı da Agamemnon gelmiş, savaşçılarını tedavi etmiş de dememiş. Oradan bahsederken işte güzel başı tarif etmiş. İşte Kresa'nın her tarafından gelip yavaş yavaş Sırmen'e giderken sağ tarafta mermerler arasından çıkan sıcak sudan keyifli dakikalar geçirebilirsiniz de yapmış. Başka bir şey yazmamış. Demek ki yok aslında, öyle bir öyküsü yok. Agamemnon aslında kime? Yani Ali Ağa'lı bir komutan. Çandarlı, Pitane ile Ali Ağa'lı bir savaş oluyor. Orada Ali Ağa'lı savaşçıları, çünkü hemen zaten iyi havalarda Foça falan gözüküyor Balçova'dan yani bu arasında. Oradan oraya gelerek tedavi olmuşlar. Niye anlattım? Balçova Termal'le ilgili bir süreçte işte Agamemnon kaplıcasını bazı kaynaklar şu an Ağa Memnun kaplıcası yapmaya başladı. İşte böyle Ağa Memnun, sonra Memnun Ağa olur o. Seyhan Ağa, bu böyle geçecek yani büyük ihtimalle. Bunu Türkçe'de hiç görmedim. Anestezik maddeden bahsettik, opiumdan bahsettik, eterden bahsettik. Eter konusunda Friedrich Hoffmann diye bir Alman kimya mühendisi anestezilerin bir oluşum, yani bir kimyasal bileşim meydana getiriyor. Bir ölçek eter, üç ölçek alkol koyuyor. Ve bundan oluşturduğu terkip diye geçiyor işte eczacılıkta bileşime Hoffmann tuzu deniyor, Hoffmann deniyor. Ama bu tıbba geçirirken Spirit of Hoffmann diye geçmiş. Biz ne diyoruz buna? Lokman ruhu. Yani Hoffman'ı lokman yapmışız. Spirit'i de arka koymuşuz. O bize lokman ruhu yani. Bir eter ve üç alkol. Çok iyi yok. Yani bağdaşan bir yer bizim böyle dinimizde. Bu da arkadaşlar sıkma hastalığı tedavisinde kullanılan kına kına bitkin ismi. Kinin elde ediliyor. Kin ve kinidin elde ediliyor. Bu da sıkma hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Kına kınanın araştırdığı İnka dilindeki karşılığı
kabuğun kabuğu dememişler. Kabuğun her yerindeki kabuğu sıyırırsanız, işte o sağlıklarından size görsün oluyor. Yani sağlıklar pardon. Orada da onun tedavisi var. Hızlı bir şekilde Çin ve Hint'e geçelim. Burada çok fazla bir şey yok anlatacağım. Çin felsefesinde bazı özellikler var. İşte bu beş ana unsur var. Ama öncelikle var tabii Yin ve Yang. Malum. Karşılıklı felsefetler üzerine kurulu. Yin kırmızı, Yang siyahla sembolize. Bunlar vücutta bazı yönelimde ifadesi bulunan yerler. Üç tane hekim var bilinen. Fu, Xi, Shen Nun ve Huang Ti. Bunların fotoğrafını koyduk çünkü aynı. Yani bunlar Çinli. Daha gerçekten üç tane buldum. Yani altta ne yazmış şimdi hangi sayfası? Bilimsel olmuyor. Çünkü getirdim zaten beyin zorlar diyorsunuz. Yani mesela sıkıntı yok. Ben bir kere şey oldu. Kazaya müdahale ettim. Bodrum'a giderken 17 tane yaralı vardı araçta. 17 kazazede vardı. 6'sı yaralıydı. Şimdi ikisinin durumu biraz daha ciddiydi. Bir tanesinde geçici bir hafıza kaybı. Bir tanesinde de omuz bölgesi bir ağrısı vardı. Ambulansla öyle tek. Şimdi bizim müdahalemizde triyaj diye yöntem var. Olay yerine gelen ilk ambulans, ilk müdahale sırasında sınıf altı uyarıları gelecek ambulans sesini test edip çağırıyor. Müdahale başlıyor. En kritik olan ağrısı ilk önce veriyor. En hafifasti en son kendisi olarak olaylarından ayrılıyor. Şimdi ben ilk müdahaleden hekimim ama resmi bir ünvanım yok ama bir triyaj yaptım yani. Sonra ilk kere hekimde triyaj yapması için triyajımı anlattım. Dedim böyle böyle işte 6 yalı var, 17 kişiden falan filan vesaire. Sonra doktor bey dedi ki ya ben dedi 5 tane yalı gördüm öyle dedi. Acaba nerede diye yalı? O da kayboldu herhalde falan. Arıyoruz. Sonra otobüs lisesini de istedim dedim ya bundan rehber arkadaşa sorun. Rehber de bu arada böyle çok dağıldı yani. Sakinleştirmek çok kolay olmadı arkadaşım. Neyse bir kahve gibi bir yer vardı orada sakinleştirdik. Geri getirdik. Aldık şeyi. Liste bak. Liste 16 kişi. Ben Çinlerden bir tanesi ilk defa mal etmişim. Yani o kadar benzi var ki. Eşine ETS yazıyor böyle. Neyse yani. Çin çok cevap gibi böyle şey yapmıyor. Yani, o işleri topa girmiyor. Adı bu kuranak tabii Çin tıbbında. Bunlara moksa noktaları diyor. Moksa. Bu moksa noktalarını dil notu yakıyorlar. Yaktıkları dil notunun ilgili bölgeye koyup o bölge ısınmasını sağladıktan sonra o bölgeye akupunkturun sözünü ettiğimiz iğnesini batırıyorlar. Burada terminolojide akupunktur iğne, punkturla batırma demek. Moksa dedik, diğer de işte iki tane belki o işte vekiller bunlardır yani. İşte benzer için bilmiyorum. Hint uygarlığına geçtiğimizde Hint uygarlığı biraz daha farklı. Burada önemli bir detay var. Plastik cerrahi değil. Onu görmeniz istediğim için aldım. 5 tane temel elementten bahsetmek gene mümkün. Bunlar da işte bir Ayurveda bilgisi var, yaşam bilgisi. İnsanların çekip acıları denemeyi iptal edildiği, işte başta anaya gidiyor, Brahma'ya. O da uzun ısrarla oluşan bir yaşam bilgisi kitabı onlara sırrını içeren kitap veriyor. Bunların üzerinden devam ediyor bunların tıp anlayışı ve işte vata var, çok önemli belki sizler için pita var ve kafa var. Bunlar bizim diğer bütün uygarlık gördüğümüz su, toprak, ateşin kendilerine göre sınıflanmış hali. İki dönem var, bir tanesi de Vedik dönem var. Daha çok dini bilgiler, Ayurveda'daki bilgiler, bir de Brahmanik dönem. Burada da iki tane hekim var herhalde. Yani böyle yazılı ama nasıl okuduğunu bilmiyorum. Carakam diyelim, Karakam bilmiyorum açıkçası. Bu dil bilen arkadaş varsa belki hatır olur. Ve bu hekim bir tek operasyonlar için aletler tarif ediyor ve şeker gibi, sarılık gibi bir tek hastalığını çok güzel tarif eden eserler var. 600'den fazla da bitki kullanıyor şeyde, hayvan ve maden kaynağı kullanıyor. Ama esas önemli olan hekim bu. Susruta, kitabı var Susruta Samruta diye. Burada da 6 bölüm var. Adını okumaya gerek yok dersler. Bu bölümler içerisinde tıbbi bilgiler mevcut. Ama önemli bir detay var arkadaşlar. Bu cihazları ve bu aletleri kullandığı bir operasyon tıbbi var. O da şu. Hintlilerde zina, günah. Zinanın günah olduğu dönemde de zina ettiği anlaşılan karıya erkeğin burnu kesiliyor.
Ama çok ilerleyen dönem lazım. Cezası çekilip hani yeterince afiş olduktan sonra bir hak veriliyor. Yani paran varsa ameliyat olabilirsin deniyor. Ve ameliyat olarak da şu an bile kullanılması mümkün olan bir yöntemle bakın şu bölgede, alın bölgesinde şu deri alıyor, ters çevirerek yani bu düşünü şöyleyken şu hale getiriliyor. Döndürülüyor ve bu bölgeye dikiliyor. Açıkta kalan alanda birinin yaklaştığı diklere kapatılıyor. Bakın burada zinanda bir kadın var. Bu da susurluğun kendisi imiş. Bakın aynı şekilde bir bölge. Bizim plastik çevrelerde çok benzer yöntemler var hala. Bu çok, yani yüzlerce öncesinden çok doğru bir yöntemdi bir şekilde. Şimdi bir mola verelim isterseniz. Normalde 16 bitiyor zaten ama o zaman şansı varsa ben yani son kadar aldım artık nasıl aldılarsanız size bağlı. Şimdi 10 dakika verir mi abi? Verir, çok güzel. Tamam. 16.